Hepinize selam ben Mahmut Tanrıverdi. Bu videoda sizlere logo tasarımı ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu video toplam 4 basit adımdan oluşacak. Bu 4 basit adımın ardından kendi logo tasarımınızı ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz ve indirebileceksiniz. Üstelik indirdiğiniz bu logolar tamamen ücretsiz olacak tekrar ve watermall içermeyecek. Yani istediğiniz gibi indirip kullanabileceksiniz istediğiniz yerde. Bununla beraber artık bu videodan sonra sanıyorum kimse logo tasarımcısına para ödemek zorunda kalmayacaktır. En azından küçük çaptaki işletmeler dahil olmak üzere. Çünkü kendi şık ve tatlı logolarınızı kendiniz üretebileceksiniz. Hem çok basit hem de çok eğlenceli bir olaydan bahsediyorum. Bu videoda benle beraber siz de çok eğleneceksiniz. Ve bu videonun sonunda kendinizi bir tasarımcı gibi hissedebileceksiniz. Videoyu fazla uzatmamak adına burayı da fazla uzatmıyorum. Hadi videoya geçelim. Adım 1. Logo Maker sitesine girmek. İlk olarak videonun altında bulacağınız ilkten Logo Maker sitesine giriş yapabilirsiniz. Logo Maker sitesine giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfa kısaca logoyu düzenleyebileceğiniz sayfa. İlk olarak karşımıza gördüğünüz gibi hazır temalı bir logo ve altında ise bir text yer alıyor. İlk amacımız burayı boş bir sayfa haline getirmek ve bunun için ilk olarak Nive, daha sonra ise Yes'e tıklıyoruz. Adım 2. Logoya sembol ekleme. Logoya sembol eklemek için ilk başta soldaki menüden sembole tıklıyoruz. Burada karşımıza pek çok farklı sembol çıkacaktır. Buradan kendi sektörünüze uygulananını seçmeniz gerekiyor ilk başta. Biz web ile ilgili bir şeyler yapacağımız için web seçiyoruz. Web'i seçtikten sonra karşımıza bu şekilde bazı semboller çıkıyor. Ben bu sembolü kullanmak istiyorum. Şimdi ilk olarak sembolümüzü ekledik. Şimdi sıradaysa bu sembolü özelleştirmek var. İlk olarak özelleştirmek istediğimiz yere tıklamamız gerekiyor. Fakat öncesinde ben bu sembolü biraz büyütmek istiyorum. Bu şekilde tıkladıktan sonra köşelerden çekerek sembolümüzü daha büyük hale getirebiliriz. Şimdi semboldeki renklerin değişmesini istiyorum ben ilk başta. Rengini değiştirmek istediğim yere tıklıyorum öncelikle. Dış kapağın rengini yani dışarıda gördüğünüz parlamanın rengini sarı renk olmasını isteyeceğim. Bunun için şu şekilde sarıya çekiyoruz ve renk tonunu uygun bir şekilde ayarlıyoruz. Çok fazla sarı olup parlamasını istemiyorum ama çok kırmızıda durmasını istemiyorum. Bence şu ideal olmuş. Aynı zamanda ortadaki beyin resmini de değiştirip farklı bir sembol eklemek istiyorum. Sembolünüzdeki bir görseli kaldırmak için yapmanız gereken tek şey üstüne tıklamak ve soldaki sayfadan göz simgesine tıklamak. Ve sembolümüz kaldırıldı. Şimdi sırada ise sembolün yerine başka bir sembol atamak var. Hadi deneyelim. Bunun için tekrar soldaki menüden Add Sembol yazısına tıklıyoruz. Pekala semboller tekrar açıldı. Şimdi ise bu ampulün içine ne koyacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Ben konum işaretini koymak istiyorum. Onun için buraya bir kez tıklıyoruz. Şimdi konum işaretini logomuzu aldık. Logomuza yaklaştırıyoruz ve uygun bir konuma bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel oldu ama tam ortalayamadık. Bunun ortalanmasını sağlıyoruz. Şimdi logo size büyük mü, küçük mü? Bence birazcık büyük olmuş. Birazcık daha küçültürsek daha şık duracaktır. Bunun için logoya tıklıyoruz ve tekrar şu köşelerinden küçültüyoruz logomuzu ortaladığımızda iş bitmiş oluyor. Şimdi tek yapmamız gereken logoya renk vermek. Logoya renk vermek için gördüğünüz gibi iki farklı katman bulunuyor. Bir dış, bir iç. İç katmanından başlayalım rengini değiştirmeye. Ben daha kırmızı bir renk kullanmak istiyorum. O yüzden birazcık sağ tarafa çekiyorum. Fakat gördüğünüz gibi şimdi soldaki renk açık kaldı. Bu rengi de değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk başta tekrar renge tıklıyoruz. Buradaki renkten daha kırmızı, daha koyu bir şey seçmemiz gerekiyor ki daha mantıklı bir duruş sergilesin. Şimdi logomuzun ikonunu tamamladık. Üçüncü adım logoya metin eklemek. Şimdi logomuzu hazırladık. İkonumuz çok güzel oldu. Bir de yanına yazı eklememiz yani markamızı tanıtmamız gerekiyor. Bunun için ilk başta soldaki add text bölümünden yazı ekliyoruz. Yazımızı eklerken ilk başta gördüğünüz gibi küçük bir yazı karşımıza çıkacaktır. Bunun için ilk başta şunu sürükleyerek ampulün yanına büyüterek oturtuyoruz. Bu bizim ana yazımız yani markamızın ismi olacak. Bunun için markamızı buraya yazmamız gerekiyor. Ben burada Alibaba TR'yi kullanmak istiyorum. Alibaba TR'yi yazdıktan sonra altına da bir alt metin eklememiz gerekiyor. Tekrar metine tıklıyoruz ve çıkan kutucuğu şu şekilde aşağı taşıyoruz. Aşağıya taşıdıktan sonra kutunun biraz uzun olacağını varsayarsak bu boyut gayet iyi duruyor. Şimdi çift tıklıyoruz ve metnimizi daha farklı bir şekilde değiştiriyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi Türkçe karakterler zaman zaman fontlarla uyum sağlamayabiliyor. Bu durumda I yerine I harfini kullanabilirsiniz ya da farklı bir font tercih edebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kutunun biraz dışında kaldık. Alibaba TR ile bu alt alta denk gelmesi gerekiyor. Bunun için şu şekilde küçültüyoruz. Fakat tek taraflı küçülttüğümüzde gördüğünüz gibi yazı da küçülecektir. Bunun için iki taraflı yapmaya dikkat edin. Şimdi bence gayet iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Bunu da birazcık ortalarsak çok daha güzel olacaktır. Ali TR yazısında oturttuk fakat gördüğünüz gibi ben bu metinden memnun kalmadım. Alibaba ve TR yazılarının farklı fontlara sahip olmasını istediğim için bu ikisini öncelikle ayırmam gerekiyor. Bunları ayırabilmem için üstüne bir kez tıklıyorum ve sağ tarafında duplicate yazısına tıklıyoruz. Bu şekilde iki farklı metin kutucuğu bizi karşılıyor. Şimdi ilk başta TR ve Ali birbirinden ayırmamız için buradan Ali Baba'yı silmemiz gerekiyor. Buradansa TR yazısını silmemiz gerekiyor. Şimdi TR'yi tekrar eski yerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok gibi gözüküyor. Şimdi tek yapmamız gereken Alibaba fontunun üstüne tıklayıp şuradan font değiştirmek. Alibaba bildiğimiz gibi biraz el yazmasına yakın bir ton kullanıyor. Bunun için ya bunu seçebilirsiniz ki bence bu gayet uygun duruyor. Bu şekilde seçip birazcık büyütmemiz gerekiyor. Büyütmek için tekrar tıklıyoruz ve kutucuğundan biraz yukarıya taşıyoruz. Şimdi bence TR fontu gayet iyi oldu fakat küçük kaldı yanında. TR fontunu da biraz büyütelim. Biraz yaklaştıralım ve gayet güzel oldu. Sadece rengini değiştirmemiz gerekiyor. Rengini değiştirmek için TR'ye tıklıyoruz ve şuradan kutucuğa tekrar tıklıyoruz. Biz Türkiye ile bağlaşması için kırmızı bir renk tercih edeceğiz. Şu şekilde kırmızıya çekiyoruz. Alibaba TR yaptıktan sonra göreceğiniz gibi çok daha kaliteli bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi eğer bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız örneğin fonta birazcık bold yani kalınlık eklemek istiyorsanız tek yapmanız gereken fonta tıklamak ve sağdaki seçeneklerden bold, italic ve benzeri seçenekleri seçmek. Bold bu metne yakışmadığı için ben dokunmayacağım. Fakat siz isterseniz ve kendi fontunuza uygun görürseniz yapabilirsiniz. Şimdilik logomuz tamam gibi gözüküyor. Şimdi logomuzun tasarımı tam anlamıyla bitti. Şimdi geriye ise bu hazırladığımız logoyu indirmek kaldı. Çok kolay bir şekilde ve tamamen ücretsiz bir şekilde logomuzu indirebiliyoruz öncelikle. Nasıl yaptığınızı kolay bir şekilde size göstermeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız ve eğlenceli bulduysanız aşağı yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Logomuz hazır. Şimdi tek kalan logomuzu indirmek. Logomuzu indirmek için sağ üstte gördüğünüz Preview'un yanında Save and Download butonuna tıklıyoruz. Butona tıkladıktan sonra karşımıza bir mail kısmı açılıyor. Burada göreceğiniz üzere logoyu direkt olarak indiremiyorsunuz. Mailinize göndereceğiniz bir link yardımıyla indirebiliyorsunuz. İlk olarak bu e-mail kısmına tıklıyorsunuz ve mail adresinizi yazıyoruz. Mail adresimizi yazdıktan sonra Save and Continue'ya tıklıyoruz. Birkaç saniye sürdükten sonra artık logomuz mailimize gönderildiğine dair bir mesaj aldık. Şimdi tek yapmamız gereken mailimizdeki gelen kutusunu kontrol etmek. Mailimize giriş yaptıktan sonra Logo Maker'dan gelen bir mail karşılıyor bizi. Bu maile tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada dosyayı da eklemişler. Tek yapmamız gereken şu dosyadaki indir butonuna tıklamak ve dosyamız indirilmeye başladı. Dosyamız zip haline indirildi. Şimdi gelin hep beraber bu zip'i açalım. Dosyamız bu şekilde zip haline geldi. Bunu açmamız için dosyaya sağ tıklıyoruz ve klasöre ayıkla yapıyoruz. Dosyamız çıktı. Şimdi klasöre giriyoruz ve gördüğünüz gibi çok farklı formatlarda dosyamızı görebiliyoruz. Bu farklı formatların bize sağladığı en güzel özelliklerden bir tanesi logomuzu istediğimiz alanda kullanabiliyor olmamız. Gördüğünüz gibi PNG var, JPEG var ve pek çok farklı formatta dosyamız hazır. Şimdi hep beraber gelin JPEG'e bir bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi logo bizi karşılıyor. Yaptığımız logo bu şekilde hazır halde elimize kadar geliyor. Şimdi bu logo istediğimiz gibi kullanabiliriz, değiştirebiliriz ve çeşitli şekillerde sitelerde kullanabiliriz. Tamamen ücretsiz bir şekilde logomuz hazırlanmış oldu ve tamamen ücretsiz bir şekilde herhangi bir şekilde de watermark eklenmeden indirebiliyoruz. Bu sayede logomuzu istediğimiz yerde gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Bu videoda bu kadar da sizlere basit ve ücretsiz bir şekilde logo tasarımı nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım. Bence çok keyifli bir video oldu. Hazırladığım en güzel logo tasarımlarından bir tanesi de hazırlamış oldum. Kim bilir belki siz de bu logo tasarımlarını yaparak ücretli bir şekilde insanlara satabilirsiniz. Belki de güzel bir harçlık ya da ek gelir kaynağı sağlayabilirsiniz buradan umuyorum. Eğer videoyu yararlı bulduysanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda internetten para kazanmak, makale satarak para kazanmak gibi video videolarım var. Bu videolara bir göz atarsanız yani eğer bu teknolojiyle ilgilenen birisiyseniz eminim kendinize pay çıkartacaksınızdır o videolardan. Sizler için en kolay şekilde, en basit şekilde nasıl anlatılırsa o şekilde anlatmaya çalıştım. Umuyorum videolarımı beğeniyorsunuzdur, seviyorsunuzdur. Aşağı fikirlerinizi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.